Cemile Bölüm 11 Para günü sabahtan itibaren işçi mahallesi sinirli bir halde. Fabrikadan gelecek haberlere kulak vermiş bekliyordu. Ne çamaşır yıkanıyor ne çocukların başları sabunlanıyor. Ne de yarı karanlık izbelerde bir takım işlerle uğraşılıyordu. Bekleniyordu fabrikadan gelecek gelmesi gerekli bir haber bekleniyordu. İzzet Usta arkadaşlar demişti. ''Kardeşler'' demişti. ''Aile ustaların oyunla alet olmayın.'' Ama kimsenin dinlediği yoktu. Artık yeter deniyordu. Bıçak kemiğe dayandı illallah. ''Ne istediğinizi iyice tayin ettiniz mi?'' ''Ettik. İtalyan defolup gitmeli.'' ''İtalyanın suçu yoksa ya?'' ''Var veya yok. Madem ki onun gelmesi işimize sekte verdi, şu halde basıp gitsin. Yahut da Numan Bey ağır bassın.'' İtalya'nın düzenini bozanların kökünü fabrikadan kazısın. Her iki şekle de razıyız. İtalyan gelmeden önceki kazançlarımıza kavuşuruz hiç olmazsa. İtalyan gelmeden evvelki kazançlarınızdan memnun muydunuz? O da ayrı mesele. Onun için mahalle dakikadan dakikaya artan bir sinirlik içinde bekliyordu. Fabrikada aynı sinirlilik içindeydi. Kapılar sımsıkı kapanmış. Kadın, erkek, çocuk, işçiler, para dağıtılan meydana doldurmuşlardı. Siyah göğüslük, beyaz başörtüsü, kalabalığı halindeki kızlarla kadınlar bir kenardaydılar. Birbirlerine sokulmuşlardı. Büyüyen gözlerinde endişe, nefes almaktan korkuyorlardı. Mavi tulumları pamuk tozu içinde dokumacılarsa en ön sıradaydılar. Çatık kaşları, asık yüzleriyle azgın bir homurtu halinde bekliyorlardı. Bekliyorlardı ama beklemenin de bir sınırı vardı. Upuzun kupkuru Arnavut Ömer saat dörde geliyor diye homurdandı. Herkes sesin geldiği yöne baktı. Daha ne zamana kadar bekleyeceklerdi? Eskiden saat üç dedi mi paralar dağılmış olurdu. Herkesin işi, gücü, çoluğu, çocuğu vardı. Dokumacı can göz Sadık bağırdı. Daha ne kadar bekleyeceğiz Allahsız oğlu Allahsızlar. İplikhane ile dokumaların önündeki meydanı dolduran işçi kalabalığı durgun suya atılan bir taş gibi dalgalandı. Huysuzluk arttı, küfürler yükseldi. Sabırsızlığın öfkeli bir uğultu haline geldiği bir sıra meydanlığa açılan iplik ambarının kapısında para zarflarını taşıyan arabalar göründü. İşçiler hele şükür dediler. Birisi ne şükrediyorsunuz şükre zaman var daha diye bağırdı. Öyle ya. Zarfların içinden ne çıkacak bakalım. Ayı mı kurt mu? Arabalar yerlerine yerleştirildi. Kapaklar açıldı. Bodrolar yayıldı ve başlandı. Üç katip işçilerin numaralarını okuyor. Numarası okunan işçi elindeki kartla gidiyor. Bodroyu imzaladıktan sonra içinde 15 günlük kazancı bulunan mavi zarfı alıp kenara çekiliyordu. Zarflar meraklı açılıyor. Paralar avuçlara dökülüp sinirli bir öfke ile sayılıyordu. İtalyan gelmeden önceki kazançtan çok düşük olduğu görülünce yüzler bütün asılıyor. Sinirler gerildikçe geriliyordu. Paralar teker teker sayıldıktan sonra gruplar peydahlandı. Üçer beşer kişilik gruplar birleşip sekizer onar kişilik gruplar, yirmişer otuzar kişilik gruplar haline geliyor. Öfkeden zehir zemberek bir kalabalık gittikçe büyüyüp genişliyordu. Bir saat içinde bütün paralar dağılmış, arabaların sandık kapakları kapatılmış, bodrolar dürülüp katlanmış, gidilmeye hazırlanılmıştı. Hazırlanılmıştı ama ellerindeki mavi zarflarla işçiler geçit vermiyordu ki. Katiplerden biri, müsaade edin de geçelim dedi. Kimse tınmadı. Bir başka katip sordu. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Başta cam Göz Sadık'la arkadaşlarının bulunduğu işçi kılabalığı katiplerin etrafını alıverdi. Ne mi bekliyoruz? Ne beklediğimizi çakmıyor musunuz? Bizim ne suçumuz var arkadaşlar? Biz de sizin gibi. Evet. Ücretliyiz. Öyleyse ne beklediğimizi ne soruyorsunuz? Basın gidin. Katipler adam akıllı sersemlemişlerdi. Arabalardan birisine kuvvetli bir tekme atan bir işçi bağırdı. Basın ulan buradan züppeler. Basın hadi. Geldiklerden biri fırladı, muhasebeye koştu. Muhasebeci durumu nefes nefesi anlattı. Dokumacıların müthiş gözlerinden bahsetti. Telaşlanan muhasebeci de genel müdür Salomon'un yanına gitti. Katipten duyduklarını bir çırpıda anlattı. Uzun boylu, iri yarı Salomon, dudağını yiyerek muhasebeciyi dinledikten sonra Kadir Ağa'nın odasına geçti. Kadir Ağa, eller arkasında, kaba tüylü, Isparta halısının üzerinde ağır ağır dolaşıyor. Kapının yanında dikilmiş duran dokuma ustasının anlattıklarını dinliyordu. Salomon içeri girince dokuma ustası sustu. Kadir ağa, ne var diye sordu. İşçiler galeyan halindeymiş efendimiz. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Kadir ağa sordu. Niye? Dokuma ustasına şöyle bir bakan Salomon. Malum meseleler efendimiz biliyorsunuz dedi. Kadir ağa cevap vermedi. Köşeden köşeye gidip gelmesine devam etti. Sinirli bir memnunluk içindeydi. Neden sonra bana işçi temsilcisini çağır, dedi. Genel müdür dışarı çıktı. Dokuma ustasına dönen Kadir Ağa, sen de ortalarda görünme, evine git, dedi. Ağayı yerlere kadar eğilip selamlayan dokuma ustası çıktı. İşçilerin öfkesi her an artmaktaydı. Uğultunun gürültü halini aldığı bir an, para sandıklarından birini çekip üstüne sıçrayan cam göz sadık bağırdı. Arkadaşlar, Elinize geçen paradan memnun musunuz? Başta cam göz Sadık Grubu olmak üzere işçiler değiliz diye gürlediler. Bu gavur gelmeden önce aldığınız paradan bir şikayetiniz var mıydı? Yoktu, gül gibi geçiniyorduk. O yokken fabrikanın işleri geri mi kalıyordu? Ne münasebet, işlerimiz saat gibiydi. Peki bu gavura ne lüzum var öyleyse? Lüzum yok, cehennem olup gitsin. Onun da onu başımıza çıkaranın da Allah belasını versin. İstemiyoruz, bu kabuklu gavuru istemiyoruz. Ortalıkta milyonluk kilovatların nabzı atıyordu. Cam göz sadık sordu. Öyleyse daha ne duruyorsunuz? İtalyan odasını parmağıyla işaret edince meydan karıştı. Gözü dönen zangır zangır titreyen kalabalık dokumahane kapısından içeri aktı. Uğultu, çığlıklar, küfürler yükseldi. Dokuma tezgahlarının mekikleri ele geçirilen bir takım demirler tahta parçalarıyla İtalyan mühendisin sağlam duvarlı odasına yüklenildi. Elinde para ile Cemile bir kenarda sapsarı titriyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ağabeyini aradı göremedi. Abi diye bağırdı. Dokumhane kapısına koştu. İçerisi ana baba günüydü. Abi. İşçiler birbirine girmişti. Yerlere yuvarlananlar, eli yüzü kan içinde çılgınca koşuşanlar. Abicim. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Birdenbire aklına babası geldi. Uçan başörtüsünü aldırış etmeden eve koştu. İşçi kapısı sımsıkı kapalıydı. Kapıyı yumruklamaya başladı. Açın, açın kapıyı. Boşnak kapıcı. Ne olacak, nereye gideceksin dedi. Eve gideceğim, aç kapıyı. Açamam, yasak. Aç diyorum sana. Kapıcı ürktü, kapıyı açtı. Cemile dışarı fırladı. İhtiyar malik ve ihtiyar muy oda kapısı önünde çömermişlerdi. Cemile'nin avludan içeri çılgın gibi girdiğini görünce fırladılar. Cemile bas bas bağırıyordu. Koş baba koş koş. İhtiyar Malik kızını kolları arasına aldı. Ne var? Fabrikada kan gövdeyi götürüyor. Abin nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum işte aradım bulamadım. O da içlerinde miydi? Bilmiyorum. Su biraz su. Oracığa çömeli verdi. İhtiyar Malik'in kafasında bir şeyler oldu. Yanı başında dikilmekte olan eski silah arkadaşına baktı. Bakıştılar. İhtiyar Malik'in gözleri dönmüştü. Artık ne kızı ne de dünya. Aklında sadri yalnız o. Alt eve girdi sağlam bir odunla çıktı. Öldük mü biz Muy? Muy öfkeyle boşnakça hayır ölmedik Malik dedi. Cemile'nin getirdiği haber sabahtan beri beklenen kötü haberde ulaşmıştı. İşçi mahallesi şöyle bir sarsıldı. Tehlikede oldukları hissedilen evlatlar sevgililer için alt evlere dalındı. Odunlar tahta parçaları taşlarla çıkılıp ihtiyar Malik'le Muy'un peşinde Yan yatmış, ağdaş kurmuş, diz çökmüş kerpiç ve ahşap kalabalığının dar eğri büyürü sokaklarına düşüldü. İhtiyar malikliğin mıyın peşinde bütün bir mahalle, karnı burnunda gebe kadınlar, yan ayak çocuklar romatizmalı buruş buruş ihtiyarların sokak ve sokakta büyüyen kalabalığı fabrikaya akıyordu. Bir ara önlerine İzzet Usta çıktı. Seli durduracağını umarak ihtiyar dostunun odun tutan havadaki kolunu yakalamak istedi. Ama artık bu kol 70'lik bir ihtiyarın zayıf kolu değildi. Çekil İzzet. Çarptı, devirdi. Sonra 150 metrelik mesafe hızla geçirip fabrikanın demir kapısına yüklenildi. Elindeki odunu kapıya vuran ihtiyar Malik bağırdı. Oğlumu verin, sadimi verin. Arkadan oğullarımızı, kocalarımızı, evlatlarımızı sesleri yükseldi. Cemile hafif bir baygınlıktan sonra kendine gelmiş kalkmıştı içeri girdi bir bardak su içip çıktı örtüsünü arandı Tam bu sırada avlu kapısında İzzet Usta belirmişti üstü başı çamur içindeydi Cemile koştu Ne oldu İzzet abi İzzet Usta cevap vermedi başını esefle salladı Ne oldu düştünüz mü Düşmedim düşürüldüm Ağlayacak gibiydi durumu kısaca anlattıktan sonra yazık dedi çok yazık oluyor ve mırıldandı Ne çabuk aldanı veriyorlar Odasına yürüdü. Cemile tekrar örtüsünü arandı. Fabrikaya gidip babasını falan bulmaya niyetleniyordu ki yaşlı iki hanımefendinin avlu kapısına dikildiklerini gördü şaştı. Bu kadar iyi giyinmiş insanların bu mahallede ne işi vardı? Kadınlar eteklerini tuta tuta ayakkabıların uçlarına basa basa yüzlerini ekşite ekşite avluya girdiler. Cemile ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Karşıdan karşıya bir müddet bakıştıktan sonra iki kadından şişmanı İnsan görmedin mi kızım? Ne bakıyorsun öyle yaban yaban? Gelsene dedi. Cemile koştu. Buyurun efendim. Ne olmuş muvalliye böyle? Evler, sokaklar bomboş. Hiç kimseler yok. Birisini mi aradınız efendim? Elbette birisini aradık. Bu pis sokakları hevesi değiliz ya. Kimi aradınız? Cemile diye bir işçi kız varmış buralarda. Kulak memelerine kadar kızaran Cemile her şeyi anlamıştı. Benim efendim dedi. Başını eğdi sonra sevinçle parlayan gözlerini kadınlara kaldırdı. Buyurun, buyurun efendim. Odaya koştu, merdiveni bir solukta çıktı, çivisinden düşmüş entaresini yerden aldı, astı perdeleri düzeltti, yine bir solukta merdiveni inip dışarı çıktı. Buyurun efendim, babamlar şimdi gelirler, buyurun. Kadınlar etrafa küçümseyerek bakıyorlardı, bu bakışlar Cemile'yi şaşırtmıştı. İzzet Usta'nın odasına koştu, İzzet abi dedi. Göğsü heyecanla inip inip kalkıyordu. Efendim, bak kimler geldi. Kim? Onlar işte. Onlar kim evladım? Büyük annesi, onun. Ne olur biraz geliver. Her şeyi kavrayan İzzet Usta güldü. Ne o? Ne var? Ne oluyorsun? Bu heyecan ne? Buyur etsene gidip. Sen de geleceksin değil mi İzzet abi? Geleceğim geleceğim. Buyur et hadi. Cemile neredeyse bayılacaktı. Kadınların yanına doğru yürüdü durdu. Buyurun efendim. Kadınlar hala sadece bakıyorlardı. Necati'nin babaannesi olan şişmanı yanındaki uzun zayıf komşusuna usul açık sordu. Nasıl? Bir iki dudak büktü. Fena değil ama. Çok fakir insanlar değil mi? Çok. Şu bakın şu odalara. Kirpas içinde. Böyle yerlerde büyüyen bir kız. Cık. Ya bu koku? Burnum düşecek ayol. Deli olan. Beni yerlere geçirmek için elinden geleni yapıyor. İzzet Usta çamurlu üst başını değiştirmişti. Dışarı çıktı. Kadınların yanına gitti. Buyurun efendim dedi. Niçin buyurmuyorsunuz? İki kadın gene eteklerini tuta tuta ayakkabıların uçlarına basa basa yüzlerini ekşite ekşite avluya geçtiler. Cemile'lerin oda kapısı önünde durdular. İçeriği adeta koklayarak gözden geçirdiler. Cemile merdiven başında bekliyordu. Yanakları al aldı. Gözlerini indirmişti. Birdenbire eğri parmaklarına gözü ilişti. Telaşlandı. Onları göstermemek için kollarını yanlarına sarkıttı. Gözlerini kaldırdı. İhtiyar kadının ela gözleriyle karşılaşınca sıkıntısı arttı, şaşırdı, gülümsedi. Yukarı buyurun efendim. İhtiyar kadın senin kimsen yok mu? diye sordu. Var efendim. İzzet usta babası var, abi var dedi. Siz nesi oluyorsunuz? Ben mi? Komşusu. Sadece komşusu mu? Evet. Akraba falan değilsiniz yani. Hayır. O halde bizi yalnız bırakın da kendi aramızda konuşalım. İzzet Usta çekilirken Cemile yerlere geçti. İhtiyar kadın senin büyüklerinde hiç mi düşünce yok? Kız çocuk evde yalnız bırakılır mı? dedi. Cemile cevap vermedi. Büyüklerin seni her zaman böyle yalnız mı bırakırlar? Hayır efendim bırakmazlar. Bırakmazlar da neredeler ya? Fabrikadalar efendim. Babanda mı çalışıyor? Hayır efendim çalışmıyor ihtiyar o. Hiçbir iş yapmaz mı? Yapmaz efendim. Tuhaf şey. Sen çalışırsın baban yer öyle mi? Abim de çalışır efendim. Baban da. Babam da yemeğimizi pişirir. Anne yok mu? Yok efendim. Ne oldu? Ölmüş. Memleketten geldikten sonra ölmüş. Ben 6 yaşındaymışım. Koskoca kız mısın? Öldüğünü bilmiyor musun? Bilmiyorum efendim. Necati'nin babaannesi yanındaki komşusuna döndü. 5 yaşındaydım. Kafir Moskof'un bizim memlekete girdiğinde dedi. Bugün gibi hatırlarım dedemi dayalarımı alıp götürdüler. Biz de ablamla nur içinde yatsın. Korktuk el ele tutuştuk. Kaçtıktı. Bugün gibi hatırlarım. Hatta o kadar ki yolda uzun sarı bıyıklı bir kafir yolumuzu kesti. Bizi sevdi. Para isterdi. Cemile'ye döndü. Ya böyle işte. Sense 6 yaşındaymışsın. Cemile öldüğünü bizden gizlediler. Hastaydı. Kara göle gönderdi babam. Biz orada sanıyorduk. Meğer ölmüş. Çok sonra haberimiz oldu. Cemile'nin gözleri dolmuştu. Başını çevirip koluyla sildi. Hastalığı neymiş? Ciğerlerinden hastaydı efendim. Allah sen gösterme ya Rabbi. verem yani. İki kadın bakıştılar. Sonra odayı, odanın duvarlarını döşemeleri filan gözden geçirdiler. Cemile tekrar içeri buyursanız efendim dedi. Kadınlar istemeye istemeye girdiler. İğrenip küçümseyen tavırlarla merdiveni çıktılar. İhtiyar mahallenin geceleri Sadri ile birlikte yattığı gündüzleri minder vazifesini gören döşeye oturdular. Cemile el öptü. Aklına kahve pişirmek gelince aşağı indi öyle heyecanlıydı ki aşağı niçin indiğini unutuverdi. Dudağını yiyerek düşünmeye başladı. Aşağı bir şey için inmişti. Fakat şu parmakları acaba görmüşler miydi? Ya gördüler de beğenmedilerse? Aşağıya kahve pişirmek için indiğini hatırlayınca geç kalmış bir huzursuzlukla davrandı. Cezveyi çivisinden aldı. Acaba parmaklarını görmüşler miydi? Herhalde görmemişlerdi. Görseler o parmakların niçin eğri eğri öyle kızım diye sorarlardı anladı tuhaf kadındı. Zavallı İzzet Usta. Oysa İzzet Usta ne iyi insandı. Tekrar aklına kahve geldi. Geldi ama kahve nasıl pişerdi. Kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Cezveye su koydu. Kibriti bulamadı bu seferde. Hay aksi şeytan. Yalnız kibrit değil. Şekerli kahve kavanozu da yukarıdaydı. Çalar saatin bulunduğu rafta. Yukarı fırladı. Kadınlar Cemile'yi göz hapsine alıverdiler kız rafa uzanınca yukarı kalkan eteği altındaki bacaklarına baktılar. Biraz ince buldular. Topukları da beğenmediler. Ya ayak parmakları tertemiz ama biraz kaba ve büyük ayaklar önlerinden geçip merdivende kayboluncaya kadar baktılar. Merhum yüzbaşının hanımı yüzü fena değil dedi. Öteki yeterli mi? Yüz güzelliği yeterli mi diye sordu. Değil ama gençlik cahillik işte. Aa Yüreğimden kanlar gidiyor kanlar. Öyle bir babanın evladı. Cık, doğru. Benimki de bir başka türlüsü değil mi? Ama seninki gidip de bir işçi kızına gönül indirmedi. Evet evet ama kısmet alın yazısı. Cemile kahveleri tam verirken babası abi ihtiyar mı katip Necati avlu kapısından giriyorlardı. Fabrikanın demir kapısından oğlunu isteyen ihtiyar mahallenin karşısına katip Necati çıkmış fırsatı kaçırmayarak Gitmiş Sadriye'yi bulup getirmişti. İhtiyar malik bu Necati'nin kim, ne, neci olduğunu farkında değildi. Fabrikadan beri konuşa konuşa geldikleri halde hala Necati'nin farkında değildi. Avlu kapısına girince birdenbire farkına vararak durdu. Hayretle baktı bu da kimdi? Kendileri için gelmişti? Hala için ayrılık gitmiyordu? İhtiyar arkadaşı mu ile bakıştılar. Evet, kimdi bu? Ne istiyordu? Tam bu sırada Cemile koşarak geldi. Sevinç içindeydi. Geldiler dedi. İhtiyar adam şaştı. Kim geldi? Onlar işte. Necati, babaannemler mi? dedi. Evet. Necati odaya koştu. Arkasından öfkeyle bakan ihtiyar Malik, kim bu oğlan? diye sordu. Babasının kıllı kocaman elini yakalayan Cemile öptü. Sadri, damadın dedi. Cemile babasına az daha sokuldu ve babasını koluna sıkıca Sarıldı ama bu kol artık o eski kol değildi. İzzet ustayı bir itişte deviren, ihtiyar malikte bir gevşeme, bir çözülme oldu. Sanki kolu kanadı kırılmıştı. İhtiyar muyun? Oo, Allah mesut bahtiyar etsin. Ne mutlu sana dediğini duymadı. Dimdik kas katıydı, kımıldamıyordu. Kolunu sanki tamamen Cemile'yi terk etmişti. Bakıyor, bomboş gözlerle bakıyor. Odaya, odadakilere sadece bakıyordu. Hadi gidelim baba. Duymadı, yüreği yanıyordu demek. Demek bu gelenler demek Cemkas'ını, sevgili Cemkas'ını alıp götüreceklerdi. Birdenbire bir depreşme oldu içinde, bir kabarma. Sonra boşandı. Cemile de babasına sarılmış sıçkırıyordu. Baba kız bir zaman ağlaştılar. Sadri, ayıp, vallahi çok ayıp dedi. Tecrübeli moy, bırak diye Sadri'yi çekti. Elleme. Sonra her şey eski haline aldı. İhtiyar Malik gözlerini ceketinin yamalı koluyla sildi. Elini Sadri'ye uzattı. Sadri babasını odaya taraf çekti. İçeridekileri görüveren ihtiyar Malik koskoca adam utandı. Birdenbire bir çocuk halini alıverdi. İçeri girmekten çekiniyordu. Sadri ayıp baba çok ayıp ediyorsun gir gir yahu dedi. Çocuk gibisin gir hadi be. Muy gir gir Malik dedi. Malik döndü Muy'a baktı. Sen de gel. Hep birlikte girdiler ihtiyar malik titriyordu. Merdiveni ürkek ürkek çıktı. Titreyen sesi bozuk Türkçesiyle mırıldandı. Hoş geldiniz. Kadınların tuhaf bakışlarından rahatsız olarak suçlu, masum, diz dizüstü oturdu. Avuçlarını iki bacağı üstüne koydu. Sadri ile Muy'da biri bir yanına öteki öbür yanına tıpkı onun gibi oturdular arkası yarın.